Herkese merhabalar. Tower of Fantasy'nin ilk bakış videosuna hoş geldiniz. Şöyle yarım saatten fazla oldu sunuculara girmeye çalışıyorum artık. Avrupa sunucusunda hangisi olursa olsun fark etmez dedim. Girmeye çalışıyorum ama Avrupa tamamen dolu, kıpkırmızı yani. Yani normal ilk gün şu an çok yığılma var. Sunucular full dolu. Astora'da oynayacaktım normalde ama tıklıyorum 3000 kişi sıra bekletiyor. Bayağı yoğun. Yani birkaç saat beklemek gerekebilir girmek için. Tam böyle Avrupa sunucusuna bakıyordum, hani hepsi kıpkırmızı ama bir tanesi sarı oldu, tıkladım, tek seferde giriş yaptım. Bir yarım saatimi aldı yani girmek. Oyun gayet bu arada güzel gözüküyor. Şöyle en baş bir grafikleri size göstermek istiyorum. Her şeyi ekstreme çektim. 60 FPS, her şeyimiz ekstremde, en yüksekte. iPad 9 ile oyunu oynamaktayım. Gayet güzel, hoş gözüküyor. Tutorial kısımlarını falan geçtim. Bazı görevler yaptırdım. Yani çok konuşmalıydı. Oraları falan geçtim hemen. Şöyle biraz daha hani dünyaya çıkalım dedim. Az daha çık. Bir görevimiz var. Şöyle 200 metre ileride diye gösteriyor bize. Bir oraya gideriz. Neredeydi? Aynen 250 metre. Oraya bir gideriz. Oyun hoşuma gitti. Hani seri, güzel. Hoş da bir görüntüsü var. Genshin Impact'ten biraz daha seri olduğunu düşünüyorum. Hani Genshin Impact'e çok oynamadım ama biraz da seri olduğunu düşünüyorum. Bunları toplayabiliyoruz değil mi? Bu nedir abi? Pekala. Tıkladım. Merak ettim neymiş? Loot değil mi? Aynen tutu. Okey. Gizlenmiş oraya. Genshin Impact'ten biraz daha seri olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok oynamamıştım Genshin Impact'i. İlk çıktığı zamanda bir indirip bir hafta falan oynadım. O zamanlar tabletim yoktu. Cihazım da çok iyi değildi, telefonum 30 FPS anca oynatıyordu. Yani çok oynamayıp silmiştim. Asıl Genshin oynayan arkadaşlar yazabilir, hani oyun hoşuma gitti benim, siz ne düşünüyorsunuz, daha seri geldi. Genshin'e rakip olacak deniyor ama bakalım, bilmiyorum. Çok da Genshin'e benzeyen yerleri çok fazla var, almışlar Genshin İpek'ten. Burada bu arada karakter kombosu değil de, hani Genshin İpek'te 3 tane karakterimiz oluyordu sanırım. Hepsini komboluyorduk elementleri. Burada silah kombosu var karakter yerine. Silahlarımızı devamlı değiştirebiliyoruz. Mesela bak şu an uzun kılıcımız var. Şimdi iki tane silah geçti. Bu elementlerle bu sefer komboluyoruz, silah elementleriyle. Hep silahlarımız değişiyor yani elimizde. Şu an her şey full ekstremde, ufak droplar olabilir. Oyun optimizasyonu tam oturmamış da olabilir. Çok ufak ufak böyle drop dediğimiz olabilir. Bunlar gerçek oyuncu mu? Aynen, bunlar gerçek oyuncuları görebiliyoruz haritada. Abi bunu beklemiyordum bak. Umarım yanılmıyorumdur. Gerçek oyuncular değil mi bunlar? Evet. Bak bunu beklemiyordum, gerçek oyuncuları haritada göreceğimi. Genshin Impact'te göremiyoruz diye hatırlıyorum. Kurbağa var suyun içinde. Şöyle bir gezelim haritayı. Daha hemen görevi koşturmayalım. İlk bakış videosu olduğu için biraz bir bakınayım etrafı istiyorum. Böyle tarz oyunlarda ben böyle her tarafı didik didik etmek, loot kovalamak, ne bileyim, gizli sandıklar falan vardır, onları bulmak falan çok hoşuma gidiyor. Şu tavşana bakacağım ya. Yanlışlıkla az önce vurdum. Kanka az önce öldürdüm seni arkadaşına, bak kusura bakma. Bu ne aga? What? Görev mi? Kesin görev var, değil mi? Bunu hangi melodide çalacağız hiç bilmiyorum ama. Acaba kalabalık kişi mi lazım buraya? Bir sürü kişi mi lazım? Herkes bir tanesine basacak galiba. Açılacak orası. Büyük ihtimal öyledir düşünüyorum. Yani öyledir diye düşünüyorum. Ya da burada bir ipucum var. Şu melodiye basacaksın diye. Yok yok gel. Net eminim buraya bir sürü kişi lazım. Bak 4, kaç tane var? Galiba 7 tane var. 7 mi? 8 mi? Ne var? Buraya o kadar kişi lazım. Herkes aynı anda basacak. Şurası açılacak. Net eminim bak. Başka bir şey olacağını düşünmüyorum buraya. Bana bir de jetpack verdi. Şuradan uçabileceğim. Silahımız değişince bu arada atılmamız da değişiyor. Bakın burada ileri böyle atılıyor. Bu silah geçince böyle ışınlanarak ileri atılıyor. Yaratık. Oha, yaratıklar. Bakın jetpack'imiz var sırtımızda. Bunları bir keselim ya. 12 leveller ama bunlar bana tek atmasın. Mevzu çıkabilir burada.
Ben daha 5 level kalanım ama yok kesebiliyorum galiba. Abi burası çok karıştı yalnız. Dajla. Ben bunları harbiden ölmeden kesebilirsem ilerleyeceğim. Oo çok demek yedim. Can basmam lazım. Can yemem lazım. Ana çok fena giriyorlar. Kanka az önceki elemanlar gelse ya bunlara yardım etsinler bana. Oo çok demek yedim. Bak kestim birkaç tanesini de. Oo büyük olan tek attı direkt. Direkt tek attı büyük olan. Okey öğrenmiş olduk en azından. Bayağı fazla vurdular. Heh tamam kamptan da o. Okey buradan da olduk. Şu kutuları koyabiliyoruz. Neyse ki öğrenmiş olduk. Oraya gitmeyeceğiz daha orası erken. İlk ölümümüz de gerçekleşti. Oo gün doğumu var şey var. Geçişler var. Büyük ihtimal birazdan gece olacak değil mi? Sanırım. Yürümümüz neredeydi? 170 metre. Gerçekten güzel gözüküyor ha. Atmosfer cidden iyi. Hoşuma gitti görüntü. Güzel, hoş bir görüntüsü var. O karşı yaratık mı? Bir oraya bakalım. Şunlara vurulmuyor diye hatırlıyorum. Bunlar herhalde can basıyor. Üstünde artı işaretleri var ama. Kaç levelsiniz aga? Hiç ona göre bulaşacağım. Levelin kaç? Ha 5 level tamam bunları keseriz. Bunu hızlı keselim kutu var galiba orada bir yerde. Bu nasıl çıkacağım oraya böyle mi? Şuna mı atmayacağım? Aynen anladım. Orada da var. Şuraya bir alışmam lazım. Aha eleman geldi. Aga ben kesecektim onu ya. Hemen bunu zaten açmıştım. Buraya yaratıklar yoktu bak yeni gelmişler. Güzel bak diğer insanları haritada görmek hoşuma gitti. Gençlik pek de bu yok. Bu yönü güzel olmuş. Havadakileri alamıyorum. Aha bu ne lan? What the? Bu ne? Ne yapacağım ben bunu? Ha. Yukarı bir tane şey açılmayan şey vardı. Oraya mı atacağım diyeceğim ama oraya nasıl gideceğim ben. At bakayım. What the? Yaratık çıktı lan içinden. Ha, atıyoruz tekrar yaratığa dönüşüyor. Kesiyoruz tekrar atıyoruz. Ama neden nereye atıyoruz? Neden atıyoruz? Ne işime yarayacak? Yok o da ona da işe yaramadı. Anlamadım. Vardır bir olay ama gidiyor. Tamam kanka git sen git. Tavşancık var. Suda yüzebiliyoruz. Guild var deniyor. PvP var deniyor oyun için. Battle Royale var deniyor. Discord'ta bir arkadaş söylemişti dün gece. Battle Royale olduğu oyunun. O şaşırdım MMO'da Battle Royale olması. Guild varmış işte. PvP var deniyor. Yani merak ediyorum nasıl olacak acaba? Bakın bir tane sandık var ama etrafı şey sarılı. Ya bu yaratıkları öldürünce açılacak ya bir şey yapmamız gerekecek. Bir yapboz falan olabilir emin değilim. Ya da buna vurabilecek bir element mi lazım bana? Ateş silahı mı lazım bilmiyorum ama bunu açamıyoruz şu an. Genshin Impact'i hatırlıyorum böyle ufak tefek yapbozlar olurdu yapardık. Bu açılırdı. Veya ateşle vururduk. Bu dallar yanar ve açılırdı kutu. Bu arada akşam oldu. Hava değişti. Bu da güzel olmuş. Devamlı havanın değişmesi. Daha çok kararacak mı acaba? Yağmur falan da var mı yani merak ettim açıkçası. Severim öyle değişen hava şartlarını. Bir tane yaratık var orada ama 12 level. Ve bayağı büyük bir şey. Ve arkada 16 level var. Kaç! Az önce öldüğüm şeyler. Arkadakini az önce ölmüştüm. Kaç. Anası. Kaç. Ben göreve gidiyorum. Bu arada ufak bir oyundan attı. Direkt attı. Hemen giriş yaptım ama büyük bir attığı için hemen beni oyuna aldı diye düşünüyorum. Çünkü sunucum hala kıpkırmızıydı. Ufak bir oyundan attığı için sanırım direkt giriş yapabildik. Hey, I'm a friend of
güzel. Farklı NPC'ler falan var. Ne oluyor aga? Yani bir bakalım şuraya. Haritayı mı taradık? Yani harita mı keşfettik? Ne oldu? Assassin's Creed'de olurdu ya, tepeye bir yere gelirdik. Şöyle harita açılırdı bize. Evet, dediğim gibi oldu. Gerçekten dediğim gibi oldu. Assassin's Creed oynayanlar bilir. Hani tepeye çıktığımızda o belli bölgeyi tarardı bize ve açılırdı harita. Aynısı oldu. Şimdi haritada görebiliyoruz neler var neler yok işte. Böyle küçük küçük Stone Cold neydi? Dungeon demeyeyim de neydi? Unuttum Türkçesini. Shelter. Şu ne? Tıklayamıyoruz ona. Bölgeler var. Harita bu arada iyi duruyor gibi. İyi duruyor bence. Daha çıkışı zaman tabi oyunun. Daha ilk gün. Bu harita daha genişler. Büyür. Şöyle bir tepeden haritaya bakıyoruz. Atlayacağım mı? Okey. Jetpack bastı. Okey. İyiymiş. Aha, Apex'teki şey değil bunlar. Zipline'lar. Şuraya gideceğiz. Altında 17 metre bir şey var diyorum. Bu ne aga? Şu ne? Bir dakika, ona yaklaşabiliyor muyuz? Herhalde. Aldı vallahi, aldı. Legendary bir... Legendary mi diyeyim artık bilmiyorum. Turuncu bir top aldık. Şunları toplayalım. Elmalar... Elmalar var. Güzel. Şu elmaları da alalım. La, uzun zamandır MMO oynamıyordum. Bayağıdır uzun zamandır hem de. Küçükken çok fazla oynardım. Might Online olsun onlar bunlar. Scrolllar. Senelerce oynadım. Tekrar bir MMO denemek güzel bir hissiyat veriyor açıkçası. Vuruşu dodge'ladığınızda şey veriyor. Zamanı yavaşlatıyorsunuz. Ve daha iyi vuruyorsunuz düşmanlara. Orada tam vuruş yaparken dodge'ladım. Bir zaman böyle yavaşladı. Öldü mü o? Öldü. Sen gel. Şu tuşları şey yapmam lazım, ezberlemem lazım. Yanlışlıkla zıplamaya basın derken ileri atıyorum. Okey, bittiler. Şimdi kutuyu açabileceğiz değil mi? Aynen. Mor bir kutu. Kristal geldi. Mor bir şey geldi. Hop hop patlayacak. Okey. Şunları da toplayalım. Vallahi oyun hoş. Daha bir bakmak lazım bakalım neler var neler, neler yok. Battle Royale modu var deniyor, onu merak ediyorum. Guild sistemi varmış, PvP varmış. Bunları merak ediyorum. Yumurta topla. Her şey toplanabiliyor. Ona mantar geldi. Kanka ne yapıyorsun ya? Ayıp değil mi gelip öyle üstümüze oturdun? Ya sen ölmezsin abi, sen çok tanksın. Kanka bu ölmez ya, bunlar aşağı mı? Çok tank bu. Şunu toplayayım ben. Bunun bir şey taktiği falan var. Kafasına falan mı vuracağız? Aha, baloncuk attı. Kanka sen çok tanksın ama. Keseceğim ya seni. Allah kestireceksin kendini ben. Ya dedim kafasına falan vurunca mı daha fazla vuracağım? Aha, stunlandı mı? Ne oldu? 5 minutes later. Ha gayret öldü. Vallahi öldü. Ne oldu şimdi öldürdük? XP mi verdi? Bayağı tank çıktı arkadaş ya. Uğraştırdı. Bu ne? Futbol sahası var.
Diğer oyuncularla futbol falan mı oynuyoruz? Olabilir vallahi. Her şeyi beklerim şu an. Hani oyunu tavsiye ederim, bir deneyin. Sanırım ama yüksek bir şey istiyor. Yer istiyor. Sanırım 11 GB falan olması lazım. Hatırladığım kadarıyla. O yüzden hani yeriniz varsa isterseniz bir deneyin. En düşük ayarlarda ya da bir orta seviye ayarlarda belki, yani optimizasyon nasıl tam emin değilim. iPad'le oynadığım için optimizasyon hakkında çok bir şey söyleyemiyorum. Bir de her şeyim ekstremde. Yani düşük ayarlarda falan bir deneyin. Yine abi. Vuramıyorum bunları. Sanırım ateş silahı falan mı gerekiyor gene? Mümkün olabilir. Allah Allah, her şey topla. Kutu var orada. O zaman şöyle bir atmosferde, manzarada ilk bakış videomuzu sonlandıralım istiyorum. Hani ilk bakış olarak hoşuma gitti. Seri oyun, güzel. Sıkıntı yok gibi gözüküyor. MS gayet iyi. Sadece sunucular şu anlık az, yani 8-10 tane falan var ama hepsi full dolu. Biraz girmek oyuna sıkıntı olabilir. Tavsiye ederim, bir indirip bir bakın, yeriniz varsa 11 GB kadar bir yer istiyor. Cihazınız kaldırır mı tabii emin değilim. Optimizasyon nasıl? Belki minimum ayarlarda bir şey istemez oyun, bir sıkıntı yaratmaz gençliğin pek kadar. Tavsiye ederim yani oyunu. Umarım izlerken de keyif almışsınızdır. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.